ATV Avrupa'nın İstanbul Beşiktaş'taki merkez stüdyolarından dünyanın çok farklı coğrafyalarında bizi izleyen bütün seyircilerimizi, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Programımıza ATV Avrupa ekranlarına ve Türk Şövalyeleri hoş geldiniz. Yurt dışından devlet nişanı alan örnek insanları Türk Şövalyeleri programında sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu programımızın şövalyesi Anadolu Müziklerin Efendisi, Kalan Müziğin sahibi, Kalan Müzik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Saltık. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sizinle klasik müzik başta olmak üzere Türk müziğine, kültürümüze kazandırdığınız albümleri konuşacağız ki sehpalarımızın iki tane sehpamız var. Üstü hep yani getirebildiğiniz albümlerin bir kısmıyla dolu. Anadolu müziği, raflarımızda o küflü raflardan müziğimize, kültürümüze kazandırdığınız eserleri konuşacağız. Evet. O altın değerindeki, elmas değerindeki bu CD'leri konuşacağız. Ama dilerseniz önce şu nişanlarınızdan başlayalım. Bunların da sadece iki tanesini getirdiniz. Evet. Aldığınız sayısız ödül var. Evet. Ama onların arasında en anlamlısı iki tane. Bir tanesini 2003 yılında Hollanda'dan aldınız. Diğeri Time dergisi tarafından 2004 yılında size takdim edilen bir ödül. İsterseniz buradan başlayalım ödüllerinizden. Daha sonra bizim işte 91'de kurduktan sonra Kalan Müziği belli grup ve sanatçılara albümler yapıyorduk. Hı hı. O dönemde Türkiye'de daha çok taverna müziği, pop müziği revaçtaydı. Biz acaba bir gerçek anlamıyla her kesimi kucaklayan bir ulusal şirket olabilir miyiz diye. Çünkü Amerika'da Smithson Folkways vardı. Fransa'da Chandemont firması vardı. Hı hı. Almanya'da Pleni şirketleri. Yani böyle daha köklü, tam o ülkeyi kültürünü yansıtan bu tür şirkete ihtiyaç vardı. Türkiye'de de böyle bir şey olmadığını gördük. Ve popüler sanatçıların, grupların yanı sıra biz dedik ki bu toprakların kültürleriyle ilgili bir Frankfurt gezimde baktım ki Tamburu Cemil Bey'i Amerikalılar çıkarmışlar taş plaklarını. Hı hı. Nasıl oluyor diye. Ve Udi Hrantlar. Bunların nasıl olacağını öğrenip bu taş plaklar nasıl temizlenir diye eski aşıklar ozanlar. Bu sistemi Türkiye'ye getirtirdik ve birden bu konuda kim uzmansa araştırmaya başladık. Bu tür albümlere yapmaya başladık. Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet sonrası. Ve bunları yaparken de evet. Birden inanılmaz haberler çıkınca bir şey Anadolu kültürüne yaptığımızdan dolayı Hollanda Kraliyet Prens Klaus Vakfı evet. Türkiye kültürünü yaptığımız katkılardan dolayı Prens Klaus ödülünü verdi kraliyet şeyini. Evet. 2004'te de bütün bu arada da azınlık müziklerini, Anadolu'nun azınlık müziklerini yaptık. Çünkü o dönemde bir yasa vardı, diğer dillerde müzik yapılması yasaktı. Onun mücadelesinde verirken de o madde de hemen kalktı Özal tarafından, kaldırıldı. Bu yaptığımız mücadeleden dolayı da Time dergisi 2004 yılında European Heroes, Avrupa Kahramanı ödül aldı. Dünyada sadece 19 kişiye verdiler. Çok güzel. Siz aslında Hollanda'da hiç yaşamadınız değil mi? Yok, hayır. Gittiniz mi Hollanda'ya peki? Çok yani gittim. Sadece ödül için mi gittiniz? Yo, bu Süryanilerin çalışmasını yapınca Anadolu Süryanileri çünkü hep Avrupa'ya göç etmişler. Hı hı. Bu çalışmalarımı yazdığımda Yezidilerle ilgili çalışmalar yaptığımızda bütün bu göç edenlerin evlerine tek tek girip oradan çok ünlü seslerden kayıtlar almaya başlamıştık. Evet. Böyle bu gezilerimizde. Peki ödül. Nerede verildi bu ödül size? Nerede takdim edildi? Prens Klaus Kraliyet Ödülü buradaki Hollanda Kraliyet sarayında İstanbul'daki oraya Kraliyet Sarayı deniliyor resepsiyonu. Evet. Devamında da çünkü Beatrix tarafından Hollanda'da meşhur Kraliyet Sarayı'nda işte hem burada tören oluyor hem orada oluyor. İki tarafta da ödül vermiş oldular. Peki şimdi normalde aslında bizim programımızda da gelen diğer misafirlerimizi de yani İnsanlığa, ülkelere, ülkelerin müziklerine, kültürlere insanların katkılarından dolayı
Mutlaka birileri diyor ki bu örnek insanı, bu yaptığı müziğe, kültüre yaptığı katkıdan dolayı ödüllendirelim. Sizi kim teklif etti böyle bir ödül için? İnanın haberim yok. Benim bildiğim kadarıyla UNESCO olabilir, Birleşmiş Milletler olabilir veya burada Türkiye'de bir herhangi bir kurum olabilir. Ama onu gizli tutuyorlar kimin tavsiye ettiğini. Çünkü bir kurul var, uluslararası bir kurul var. Yaptığı işlere bakıyor, ürettiğiniz şeylere. Çünkü dünyada belli isimler, işte binlerce isim arasından seçiliyor. Ama emin olun hiç ben öğrenemedim. Evet. Bilmiyorum. Peki sizin için bir tören yaptılar. Hem İstanbul'da hem Hollanda'da, Lahey'de, Den Haag'da bir tören yaptılar. Bu törende ne dediler sizin için? Buradaki şeyde bizim Ferhat Buratav, işte bu Anadolu kültürüne yaptığı müziklerle beraber yaptığı zorluklar, aşamalar. Bu sadece bunlar, sadece siyasi politik değil, aynı zamanda ekonomik olarak da bunlar. Çünkü biz dışarıdan hiç para yardımı almadan yaptım ben bunları. Ticari işler yaparak, işte Erkan Oğur'u satıyorduk çok, Kardeş Şükrü'leri satıyorduk, grup yorumumuz çok satıyorduk. Ve Anadolu kültürüne oradan kazandığımız paraları hiçbir zaman öyle araba alalım, ev alalım, şey yapalım değildi. Biz bu kalanı büyüteceğiz. Bu şirket, ulusal en büyük şirket olacak diye şeyle gittik. Ve sürekli araştırmaya, kim gidiyorsa Anadolu'ya, etnomüzikologlar olsun, teybini veriyorduk, kamerasını veriyorduk. Bütün bu şeyleri buraya harcamaya başladık. Stüdyolar kurduk. Hep tekrar yatırıma dönüştürdük. Böyle başladı, böyle büyüdü. Dünyada sayılı firmalarından birisi oldu. Yani benim şu anda geçen gün Cardiff'de fuardaydım. WOMEX, Dünya World Müzik Fuarı. Söylemese ayıp, kuyruk vardı. Yani ne kadar güzel. Hani efsane bir firma sahibi geldi veya bir firma geldi. Herkes randevu almaya çalışıyor ve çok merak ediyorlar çünkü. Yüzlerce albüm olursa tabii öyle olur. Yine törene neler söylediler sizin için aklınızda kalabilen? Yaşar Kemal oradaydı. Vedat Türkali oradaydı. Herkes çıkıp yani bu yaptığımız şeyin bu ülke için ne kadar önemli olduğu ile ilgili şeyler yaptılar. Konuşmalar yaptılar. Hollanda Kraliyet şeyinde ise yaptığımız bu çalışmalar sadece Türkiye'nin zenginliği değil, aynı zamanda dünya müziğinin zenginliği olduğunu. Çünkü Hollanda Kraliyet Sarayı'nda, Avrupa Sarayı'nda Osmanlı müziği ve Osmanlı Sarayı'nda Avrupa müziği diye CD'ler yapmıştık biz. Büyük orkestrasyonu, Emre Arıcı. Resepsiyonda hep bunlar çalıyor. Benim bildiğim kadarıyla hala resepsiyonda, biz buradaki törenlerde Bach, Mozart çalınırken resepsiyonlarda. Orada. Şu anda Hollanda Kraliyet Sarayı'nda hala bizim CD'ler çalıyor bütün resepsiyonlarda. Hala şu anda bir resepsiyon oldu. Peki albümlere geleceğiz. Yani bu albümlerinizin hepsi, bunlar sizin çocuklarınız. Bunların hepsinin çok değişik sizde hatıraları var. Hatıralarını konuşacağız. Yani bu albümlerinizin işte Aşık Veysel'i görüyorum, Kardeş Türküleri görüyorum. Bu çalan ne? İşte bunlar hepsini. Eskiler, Anadolu Yahudileri. Itri Bah'ı görüyorum. Osmanlı'da yani barok işte müziği, Osmanlı marşları. Evet, yani Urfa'nın çok değişik. Urfa'nın müzik ustaları. 700 tane değişik albüm mü var? Ne kadar albüm? 700'e geldik şu anda. 700'e geldiniz. Ama daha devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yani. Peki bunları konuşacağız. Çocukluğunuza gidelim. Çocukluğunuz özellikle tabii böyle sizin gibi örnek insanlar gerçekten dünya çapında ödül alan örnek insanların yaşadığı çevreyi de seyircilerimizle paylaşıyoruz. O yaşadıkları aileyi de biz onlara tanıtmış oluyoruz. Çocukluğunuz nerede geçti? Ben Dersim Tunceli kökenliyim. Sarı Saltıklardan oluyoruz biz. Bir ocak şeyi, Alevi Ocağı. Çok sevilen de bir oradaki şeylerden. Anne tarafım Rıza oluyor. Bu 12 Eylül den önce bu işlere karışmayalım diye orada herkes politize oluyordu. Babam devlet memuruydu. İstanbul'a tayinini çıkardı, istedi ve İstanbul'a geldi. Hastanede dönen sermaye saymaydı yani şu andaki mali yönden şey. Ve 5 kardeşiz okutmaya çalışıyordu.
Nitekim zaten benim dışımda herkes üniversiteyi okudu. Beni gelir gelmez hemen bir konservatuara yazdırdılar. Kaç yaşında geldiniz buraya? Ben 13-14 yaşında geldim. İşte 77'de geldik. İbrahim Saltuk vardı babamla amca kuzenler. Ya dedi Hasan'ın kulağı çok iyi bir gün bizi ziyaretinde. Konservatuar sınavına girsin. Ben de hiç bilmiyorum hayatımda piyano görmemişim. Enstrüman görmemişim. Bağlama dışında enstrüman bilmiyorum tabii. Konservatuara işte o sınavda kulak, ritim. Onlar bir ses çıkartıyor. Ben de çıkarıyorum. Ritim yapıyorlar. Ben de yapıyorum. Bir hayretler içerisinde böyle bir şey yaptılar. Herhalde beklemiyorlardı böyle bir performans. Evet. Sınav hemen geçtik. Sonra hemen biri uzmanlar geldi. Dudak yapıma baktı. Parmaklara baktı. Oboa dedi. Oboa nedir ben bilmiyorum. Sağa sola soruyorum. Dediler ki zurnanın gelişmiş hali dediler. Yani ilk işte Osmanlı Avrupa'ya doğru sefere çıkarken zurna sesini duyunca çok etkilenmişler. Alıp geliştirip oboa haline getirmişler. İşte bir yıl tabii parasızlıktan ancak bir yıl okuyabildim. Sonra normal liseye devam ettim. Liseden sonra da reklam ajanslarında, gazetelerde ofis boyluk yaptım. Ama gerçekten de bir huyum vardır. Yaptığım her işte de, mesela simit sattığımda da en iyi simiti satardım. Her çöpçü olsaydım benim sokak en temizi olurdu. Böyle bir hayat felsefem var. Ofis boylukta da çok iyiydim. Herkes, bütün gazeteler beni transfer etmeye çalışırdı. Çünkü o zamanlar bu sefer kuryelik falan da yoktu. Reklam ajanslarında da hep en iyi ilanları ben alırdım. Sonra dedim bu iş böyle olmayacak. İşte gemiye binip Amerika'ya gittim. Mahalleden herkes Amerika'ya gitmiş. Bir şekilde benzincilikten başlamış. İşte bir şekilde para kazanıyor, iş kurmuşlar. Burada bana yer yok dedim ama benim bulduğum gemi hep sürekli Afrika'yı dolaşıp durdu. İşte Cezayir, Fas, Casablanca, işte Sicilya'dan bir şeyler alıyoruz. Bir türlü geminin Amerika'ya gitmesini bekliyorum ama bir türlü gitmeyince sıkıldım. Ne kadar kaldınız Afrika'da o zaman? Bir, iki, üç sefer yaptık. Sonra dayanamadım ben artık gemilerde yaşadım. Gemi de gitmeyince Amerika'ya gidecek gemi de bulamadım. Dedim en iyisi ben bir askere gideyim geleyim. Askere gittikten geldikten sonra şey oldu. Böyle bir gene gemi arıyorum. Bir plak şirketinde telefonlara bakmaya başladım. Hani gemi bulana kadar. Sonra bir baktım herkes kamyonlarla, tırlarla mal satıyor. Yani albüm satıyor, kaset dönemi. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar dedim. Sonra yapımcıların şeylerine baktım. Korsan tabii bunlar değil mi? Evet, 88 tam askerden geldiğimde. Birilerinin yanında çalışıyorum. Hani dedim bunlar yapıyorsa ben çok iyisini yaparım dedim. Peki yani Tunceli'den gelmeden önce, yani İstanbul'a gelmeden önce ilkokulda okurken, yani Tunceli'deyken hayaliniz neydi? Ne vardı kafanızda? Ha, Tunceli o kadar ufak bir yer ki doğa çok iyidir orada. Evet. Bir de herkes birbirini tanır. Aslında ben İstanbul'a geldiğimde hiç memnun da değildim. Ara ara kaçıyordum. Çünkü orada muzur suyunda alabalık tutmak, dağlarda dolaşmak, böyle gezmek, nergis toplamak. Bizim böyle bir çocukluğumuz çok güzel geçti. Evet. Oyunlar oynuyorduk. Yani kendi kendimize futbol takım şeyleri kuruyorduk. İnanılmaz, bir de Tunceli'de okuma yazma oranı çok yüksektir. Ne bulsak okuyorduk. Daha o dönemde ilkokullarda Hemingway'i, Jack London'ı, bunları okuyorduk. Dünya klasiklerini okuyorduk. Böyle bir eğitim sistemi de vardı. Ama artık İstanbul'un o hayat zor şartları, en iyisi biraz adapte olmaya çalıştık. İlk geldiğimde ben biliyorum konservatuarda ilk hayatımda ilk tostu yediğimde midem bulanmıştı. Çünkü biz böyle bir şey bir hayatımızda görmemişiz. Böyle buranın yiyecekleri de enteresan geliyordu. Ağzımız alışık değil, midemiz alışık değil. Böyle bir mide şeyi geçirdik tabii. Böyle şeyler işte. Evet. Peki Afrika'da dolaştınız, gidemediniz, geldiniz. En son plak şirketinde çalışmaya başladınız. Dedim çok daha iyisini yaparım ben dedim. Ve ilk Ahmet Arif'in ses kaydını yaptık kendi sesinden. Çünkü Müşfik Kenter'in bir Garip Orhan Veli albümü vardı, şiir albümü. Çok iyi satıyordu. Bizde bir sol tarafında Ahmet Arif'i vardı. Ben Rami Saltuk'a, abi dedim senin arkadaşın, getirip yapabilir miyiz? İlk yaptığımız prodüksiyon oydu. Ve inanılmaz sattı. Sonra grup yorum yaptık. Şimdi hala Almanya'da yaşayan emekçinin albümlerini yaptık. Sonra baktım ki bu böyle olmuyor. Türkiye'deki
müzik gruplarının albümlerini yaptık ama ben en iyisi istediğim şeyleri çıkaramadığımdan dolayı ben en iyisi kendi firmamı kurayım dedim. Hı hı. Mühendis olan abimden 1000 Alman markıyla onun kapağında bir kulübe. Evet. Bir Alman markayı hiç unutmuyorum. Mark olarak aldım. Şimdi bizim parası ne ediyor bilmiyorum ama. Bir de ilk prodüksiyonumu yaptığımda da müzisyenlere para vereceğiz. Hep sözlü. Yani hala piyasada benim sözüm şeydir. Hani şeyden daha önemlidir. Senetten daha önemlidir gibisinden. İlk prodüksiyonumu ben aslında o kulübeyi tuttum ama prodüksiyonumu yaparken de Gülbahar diye bir albüm yapmıştık. Öyle başladı. O da sattı. Ardından ilk albümünüz mü Gülbahar? Kalan müzik olarak ilk Gülbahar'dır. Sonra grup yorum yaptık. Çok sattı. Ama ben hiç albümleri yaparken de Türkiye'deki ilk pop rock gruplarını yaptık. Böyle kalan müziğin felsefesinde şöyle bir şey vardı. Para kazanan şeyle yetenekli müzisyenlere de aynı zamanda olanak tanımak. Mesela Derya Tukan dünyanın en iyi kemençecisi oldu. Klasik kemençede. Murat Aydemir mesela tam burada dünya çapında. Erkan Oğur perdesiz gitarda. Bütün çok iyi virtüözleri, dünya çapındaki virtüözlerin ne projesi varsa çıkarmaya çalıştık. Evet. Hasan Bey, aslında insanların hayatında böyle gerçekten kendilerine ufuk açan bazı dönüm noktaları vardır. Yani işte Allah onun karşısına işte bir dost çıkarmıştır, bir arkadaş çıkarmıştır, bir vesile olmuştur. Ve hep der işte benim hayatımın dönüm noktası budur işte. Ben işte oraya gittim. O un kapanında işte bir plak bakıyordum, bir şey bakıyordum. Orada karşıma birisi çıktı falan. Var mı böyle sizin hayatınıza etki eden gerçekten dönüm noktasında öyle bir virajda karşılaştığınız bir dost? Bir... Ben babamın sezgilerine güvenirim. Babam da bir dedeydi sonuçta, Alevi dedesi. Sen geminini de yaparken git dedi, Rami Saltu abi yardımcı ol dedi. Hani Amerika geçimini biliyorum, biraz da gizli tutuyorum. Onu göndermesi, annem de şey söyledi, Rami Saltu işte bizde büyüdü, ben onu işte... öyle demesi bir sezgisel herhalde bir şey. Rami Saltuk'ta da ilk, hadi tanıyorum ediyorum ama plakçılık dünyasını tanımama vesile olması şeyle. Ama asıl şey, ilk geldiğimde her popüler müziğin yanı sıra ilk Hafız Yaşar'ı bana birisi dinlettiler. Hafız Yaşar Çanakkale'de savaşmış. Bir gazelerini dinledim. Ya dedim bu eski kayıtlar. Yani benim bu tür arşive girmeme. Çünkü Çanakkale Savaşı esnasında mola verip ezanları okuyan da Hafız Yaşar. Atatürk'ün hafızlarından bir tanesi. Evet. Hafız Yaşar. Atatürk'le sanıyorum herhalde 15 yıl diye onun bir kitabı da olacak galiba. Öyle, evet. O gazeli dinleyince ya benim bu arşiv sesini, bu gazel hanları çıkarmam lazım dedim. O kadar ilginç gelmiş ki şu o ana kadar hep türkü dinlemişsiniz veya rock müziği dinlemişsiniz. Hafız Yaşar'ın o sesi beni çok etkilemişti. Yani belki de bizim bu eski Osmanlı kayıtlarını, eski taş plakları çıkarmamızda yani o vesile dediğiniz ne sebebi olmuştur dediğimizi hani plakçılara girmişsin ama evet. Bizi bu kadar tanınmış uluslararası alanda arşiv serisine girmemiz sebebi işte o Hafız Yaşar'ın meşhur işte o Çanakkale'de okuduğu şey Gazel Han'ı ve onu hemen yapıyor. Bir de ailesini bulmuştum. Askerlik fotoğrafını bana vermişlerdi Çanakkale'de savaşırken. Hı hı. Ve oradan aynı zamanda imamlık da yapıyor. Ve çocukları, kızları biz emekli maaşımızı verelim. Yeter ki böyle Hafız Yaşar'ın albümü çıksın. Evet. Hayır dedim biz telif verince de ağlamaya başlamışlardı. Çünkü babamız bize mezardan telif gönderdi diye, para gönderdi diye. Ne kadar bütün güzel. Arşivini açmışlardı. Çok hoş. Belki de bu vesile dediğin şey olabilir diye düşünüyorum. Ben tabii bu ödüller vesilesiyle biz aynı zamanda tabii hem yaşadığınız çevreyi hem ailenizi de seyircilerimizle paylaşmış oluyoruz. Ben aslında Saltık ailesini de böyle hemen bir iki cümleyle geçelim istemiyorum. Çünkü Sarı Saltık Gazi'nin bu sene yani 2013 yılı 750. yıl dönümü, Balkanlara çıkışının 750. yıl dönümüydü.
Ben de Uluslararası Kalkınma İşbirliği Derneği'ndeyim. Biz geçen sene Romanya Babadağ'da, Köstence Babadağ'da hem Türkiye'de hem de Balkanlar'da 12 yerde makamı var. Sarı Saltık Gazi Hazretlerinin. Hacı Bektaş'ın yakın arkadaşı, Balkanların diğer bir ifadeyle Hacı Bektaş'ı velisi. Arnavutluk'ta çok etkili. Yani bütün Balkanlar'da çok etkili, çok seviliyor. Sadece bir tarikat tarafından, sadece bir meşrep tarafından değil, bütün insanlık tarafından çok sevilen, bütün Balkanlar tarafından çok sevilen bir şahsiyet. İslamiyet'i de Balkanlara sevdiren aynı zamanda. Evet, gerçekten, hakikaten öyle. Yani Balkanların İslamlaşmasında, Türkmenleşmesinde çok büyük katkısı olan çok büyük bir veli. Dolayısıyla onun torunu olmak, onun soy ismini taşımak nasıl bir duygu diye sormak istiyorum size yani. Ben çok sonradan anladım. Yani şimdi gittiğimde, o bölgeleri de gezdiğimde, Saltuk dediğinde veya Anadolu'nun çeşitli yerlerine gittiğinde sen hani bir saygı, hürmet görüyorsunuz. Bana hani çok enteresan geliyor. O kadar çok demek ki sevilmiş, kuşaktan kuşağa geçmiş ki, iyi şeyleri anlatılmış ki, böyle saygı gösterilmesi insan hem gururlanıyor hem hoşuna da gidiyor. Ya Balkanlar'da bizim Balkan Bektaşları'yla ilgili araştırma, çalışma yaptığımızda ses kayıtları. Mesela Bulgar Alevilerinin, Bektaşilerinin albümlerini yaptık. Bir CD'de toplamıştık. Şimdi o bölgede Makedonya'ya kadar uzanan Bektaşi müziğiyle ilgili bir çalışmamız var. Orada da Saltık dediğinde hani Sarı Saltık diyorlar. Evet. Yapıyorlar. Böyle bir özel bir ilgi, sevgi gösteriyor, saygı gösteriyor. Bu da hoş bir şey. Evet. Romanya Köstence'de, Babadağ'da, Gazi Ali Paşa Türbesi'nin hemen yakınında, hemen çok yakınında türbesi var. Türbesi de işte Türkiye tarafından onarıldı. Şimdi 2014 yılında bu sene 3. buluşma yapılacak. Siz bu buluşmalara bir Sarı Saltık torunu olarak, Sarı Saltık Gazi Hazretlerinin torunu olarak bir katkı, müziğinizle bir katkı sağlamak ister misiniz? Yani tabii bunlarla ilgili eğer bize bir çalışma yapılırsa, şu anda araştırmalarımız arasında yok ama bana bu konuda bir araştırma yapanlara biz hemen finans olarak da şey olarak da bir ürün haline getirmede de çok rahatlıkla yapabiliriz. Şeref, gurur duyuyoruz aynı zamanda bir çalışmaya. Çünkü geçen seneki birinci buluşmaya Sarı Saltık Gazi Hazretlerinin torunlarından bir tanesi katılmıştı. Gerçekten, hakikaten Balkanlar, sadece Balkanlar değil ki o bölgenin insanları, o bölgede Türkçe konuşan insanlar hep şunu söylemişlerdi. İtalya'dan çok gelen var. İşte Almanya'dan papazlar, farklı dinlerden papazlar, gruplar halinde geliyorlar. Sarı Saltık Gazi. Rusya'da da var. Evet. Saltık, onların da geldiğini gördüm. Hatta İstanbul'a da geldi. Bir kişisini tanıyorum. Enteresan bu kadar yayılmış olması. Evet. Çok güzel. Peki siz yani aile olarak konservatuvara birazcık devam ettiniz. Ondan sonra işte bağlama çalıyordunuz. Daha sonra ama müzik yapmadınız ama en azından Osmanlı coğrafyasındaki bütün müzikleri, o tozlu raflardaki madenleri, o elmasları çıkarıp müziğimize, kültürümüze kazandırdınız. 700 tane, 700'e yakın albüm. Neler var bu albümlerin içinde? Yani çocuklarınızın, bunlar sizin evlatlarınız gibi en çok sizi etkileyen, en çok sizi duygulandıran, işte buldum ben arşivden şunu çıkardım falan, ben işte çok mutluyum falan dediğiniz gerçekten albümler var mı? Hangileri? Hani Nezen Tefi'nin bir bandını, yani mum plaklar, tek taraflı plaklar da onlar. Ankara'da bir hurdacıda kendi sesinden geçer şiirini bulmam enteresandır. Mesela Nezen Tefi albümüne eklemiştik. Bir de çok enteresan olan, bir gün bir telefon geldi New York'tan, Londra'dan birbirlerine de haberli olarak geldi. Biliyorsunuz taş plakların bir kalıbı vardır, pirinçten yapılır. Bunlar o dönemde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu plaklar, taş plaklar Londra'da kalıp olarak hazırlanıyor, burada yapılıyor şeyini.
Taş plaklar burada üretiliyor. Ama kalabalık Londra'da yapmak. İkinci Dünya Savaşı esnasında bir dönem Alman denizaltıları Amerika'dan gelen, İngiltere'ye gelen yardımları bütün gemileri batırdıkları için maden gelemiyor. Ve İngilizler madensiz kaldığından dolayı şehirlerdeki o demir parmaklar, kol kulplar, hatta evlere duyuru yapıyorlar. Eski kullanmadığınız tencere, tavalar, evet. Evet, her şeyi alıyorlar. Eritmeye bunları veriyorlar. Onlar da bitince diyorlar ki biz işte Hindistan, Pakistan, Osmanlı, bunların pirinç tabakaları var binlerce. Kalıplar. Bu kalıpları bunları eritmeye göndereceğiz. Bunu duyan buradan göç etmiş zamanında Amerika'da iş adamı olmuş Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Anadolu'da Osmanlı şeyleri evet. Toplanıyorlar, bunların eritilmeye vermesini engelliyorlar, satın alıyorlar. O kalıpları. Evet. Onların çocukları, torunları aradı bizi. Bu orijinal kalıplar bizde diye. Ben de hemen Londra'ya, oradan New York'a. Bu kalıpları bulduk. Onlardan tekrar kayıtlar alıp İstanbul Hanımları diye bir albüm çıkarmıştık. Onu yaptık. Daha hala kalıplar duruyor. Onların hep kayıtlarını sırasıyla çıkaracağız. Yani o kayıtların kurtarılmış olması ve güvenilir bir firma olarak da bakıyorlar ki kim var Türkiye'de bunu yapar. Bana ulaşmış olmaları, yani bir sürü Osmanlı dönemi arşivinin bu tarz kurtulması güzel bir şeydi. Enteresan bir şeydi. Evet, yani evet. Mutlaka çok hatıralarınız evet. Vardır. Bu bir iki yani anekdotlarınızdan bir iki tanesini daha bizimle paylaşırsanız sevinirim ama siz bu işi ticaret için mi yapıyorsunuz? Yoksa geçmişin müziğini çok mu seviyorsunuz? Valla ben işin gerçeği bu işi şan şöhret için yapmadım. Ticari olarak yapsaydım ben şimdi başka bir müzik dalındaydım. Evet. Çok daha şu andaki durumdan çok daha farklı yukarıda olabilirdim. Evet. Ama şunu da fark ettim ki ne kadar doğru karar vermişim. Çünkü bu ülkenin kültürlerine sahip çıkmak önemli. Her şey para maddiyat değil. Bir vakıf mantığıyla, bir üniversite mantığıyla veya Kültür Bakanlığı mantığıyla gitmemiz ve bu kültürleri ortaya çıkarmamız, bunun parayla karşılığı yok. Evet. Yani bunun vermiş olduğu, bakın size açık bir şey söyleyeyim. Bir ara biz bir husumet yaşadık Kültür Bakanlığı'yla, lisansımız iptal edilmişti. Hı hı. Enteresan bir şey söyleyeyim. Kültür gazetelerde o kadar en sağ basından en sol basına kadar o kadar çok yazı çıktı ki bizimle ilgili olumlu. Bir tane olumsuz haber çıkmadı. Kültür Bakanlığı bizim lisansımızı 20 gün içinde geri vermek zorunda kaldı. Ben Kültür Bakanlığı'na gittiğimde Kültür Bakanlığı'ndaki o memurlar Kültür Bakanlığı, Kültür Bakanlığı olalı bu kadar protesto faksı, o dönemde faks var. Bir fakslar gördü de dağ gibi bütün üniversite öğrencileri halktan hani kalan müzik nasıl kapatılır diye. Evet. Ve inanılmaz bir destek. Sonra bu işi engelleyenler daha sonra öyle bir dönem değişiyor ki aynı bakanlık uluslararası toplantılara gittiğinde benim CD'leri, o yargılanan CD'leri hediye vermeye başladılar. Bakın evet. Bizim kültürümüz ne kadar zengin diye. Evet. Yani böyle şeyler olabiliyor. Gerçekten. Aslında. Yani bu güç, yani bu anlattığım şeyler bunun parayla karşılığı yok, bu saygının. Evet. Yani kalan müzikteki bu marka değerinin, marka değeri dediğim manevi olarak güveniyor insanlar. Kalan müzik çıkarmasa kötü bir şey çıkarmaz evet. Diye. Geçmişimizin aslında ne kadar zengin olduğunu, bizim ecdadımızın, yani Osmanlı coğrafyasında hoşgörünün ne kadar hakim olduğunun bir işaretidir aslında evet. Bunlar. Peki siz bu çalışmalarınızla Türkiye'de özellikle son zamanlarda yürütülen barış sürecine de katkı sağladığınıza inanıyor musunuz? Kesinlikle. Ben o dönemde ilk Laz müziğini, ilk Kürt müziğini, Zaza müziğini, Süryanileri yaptığımızda veya Yezidileri yaptığımızda yani
bunları niye yapıyorsun? Bu da bu ülkenin evet. zenginliği. Türkiye bu zenginliğe sahip çıktıkça büyür. Evet. Bunu yasaklama zihniyetiyle değil. Bunları söylüyordum. Evet. Ama Hasan, hakim de savcı da şöyle de diyordu, emin olun. Ya yasa var, o zaman değişecek diyordum. Yani biz bir şey yapamıyoruz Hasan. Yani kimse de beni içeri atmak istemiyor zaten. Ya hak görüyorlar ama yasa maddesi sonunda da değişti. Evet. Yani şimdi bu tür kültürlerin Türkiye'nin zenginliği olduğunu ben o zamanlar savcılara, hakimlere söylüyordum. Şimdi aynı şeyi devlet söylüyor. Ne kadar güzel. Evet. Çok hoş, çok hoş. Evet. Gerçekten çok hoş. Aslında insan gurur duyuyor. Gerçekten bizim kültürümüz çok engin. Yani işte tabii Avrupa'ya son zamanlarda çok sık gidip geliyorsunuz. Ki işte klasik müziğimizle ilgili de biraz sonra albümler mutlaka işte bir şeyler açıklayacaksınız. İşte Türk musikisinde de, bizim klasik musikimizde de belki de 2-3 asır önceki işte albümleri çıkardınız. Bu arşivin tozlu raflarından işte 600-700'ün üzerinde makam, gerçekten müthiş bir zenginlik. Belki çok farklı diller ama o farklı diller, o farklı ritimler, o farklı nameler bir kültürün, Osmanlı kültürünün ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Çok... Ben Bey, bir de bir şey daha var. Sadece kayıtları çıkarmak değil. Osmanlı marşlarını da çıkardık mesela. Osmanlı'da barok müziği de, işte diyelim ki Süryaniler ve Urfa'nın evet. makara teyiflerinden, Urfa'dan gidip tek tek evlerden bu kayıtları toplamak kolay değildir. Kimse arşivini vermek istemiyor. Bütün bunları yaparken hiç bir şeyden üşenmiyorsunuz, yapıyorsunuz ve bunu Türk müziği sadece aşık ve sufi müzik bilen dünya, işte fuarlara ilk başlarda ben kendi cebimden gidiyordum, fuarda kendi standımı alıyordum, Cannes'daki fuarlara, dünyadaki world müzik fuarlarına, BBC'nin dünyada meşhur Charlie Gillett prodüktörü, sen bize Türkiye'nin müzik zenginliğini tanıtan insansın. İki defa bizden kalan müzikten canlı yayın yaptı World Music, BBC World'da. Yani enteresandır böyle bir şeyler. Yani Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtında, çünkü bizimle ilgili o kadar çok radyo programı oldu ki Japonya'sından evet. Brezilya'sına kadar. Ben Sao Paulo dedim şeyde, Türk müziği günleri şeyinde çok biz konuksunuz. Dünyanın her yerini gezdim. Her yerde programlar yaptım. Ve şaşırıyorlar. Çünkü ya burada övünmek gibi olmasın. Gerçekten biraz baktığınızda Anadolu müziğinin zenginliği Osmanlı coğrafyasında bahsediyorum. Dünyanın en zengin müziği. Yani İran'la etnomüzikologlarla konuşuyorum. Hasan diyor, Türk müziğinin zenginliği bizim İran müziği %10'u yapmaz diyor. Evet. Yani çok önemlidir bu. Evet, siz evet. aynı zamanda çeşitli şeylerde de, yayın organlarında da Anadolu'nun Rolls Royce'u diyorlar sizin için. Ne bileyim, böyle çok... Tandex'e antropoloğu dedi. Antropolog diyor, evet. Türk müziğinde bu bir fenomendir diye Liberasyon evet. bir başlık atmıştı. Evet. Sutoche Zeitung, ya hayatı boyunca hep Amerika'ya kaçmaya çalıştı. Ama biz aradığımızda Amerika'daydı. Nasıl oldu? Ben de o gün Disney'e gideyim, bir Universal stüdyolarında bu iş, şov dünyası nasıl oluyor diye. Benim oğlumu da götürmüştüm. İşte biz dedi, sizinle röportaj yapmak istiyoruz. Ama o kadar çok yapıldı ki dünyanın bütün en büyük gazeteleri. Alman süt. Deutsche Zeitung. Şey dedi, son başlığında şöyle atmıştı. Yani yaptım, Miami'de, Orlando'da tatildeydi. Bütün hayatı boyunca Amerika'ya kaçmaya çalışırken biz onu muradına her şeyi yakalamış ama tatil için orada diye bir ironi yapmıştım. Peki Amerika'ya gitseydiniz böyle bir şeyler yapabilecek miydiniz? Yok. Amerika'ya gitseydim herhalde, bilmiyorum. Ama ben o konularda kendime çok güvendiğim için, yani belki de ekonomik anlamda zengin olurdum. Ama bu tarz zenginliği hayatta mümkün değil. Kültürümüze, musikimize bu eserleri kazandırdığınız için mutlu musunuz? Yani insan gururlanıyor. Sadece benim
hem mutluluk hem gurur vermenin yanı sıra bende yayınlanmamış arşivler var. Bilsem ki iyi bir vakıf var. Biz hala çıkarmaya devam edeceğiz de. Yani Bella Barton kayıtlarından tutun Anadolu'da yapılmış. Gomidas'ın Anadolu'daki ilk derlemelerinin notalarından tutun ki çıkarıyoruz biz şimdi bunları 2-3 haftaya kadar. Reinhardt'ların 1954'ten 73'e kadar yaptıkları binlerce makara bantların orijinalleri de bizde. Fotoğraflar, el yazıları, konuşmalar. Yani ya o kadar çok şey var ki evet. Belki de bunlar ufak ufak dijitale attığımızda kayıtları bunları yayınladığımızda Türkiye'deki repertuara belki de 1000-2000 tane yeni şarkı veya türkü kazandırmış olacağız. Evet. Çünkü hala insanların hatıralarında şiirler var. Müzikler var, notalar var. Daha bana göre repertuarını genişletmek için daha araştırılması gerekir. Ama sadece bunu kalan müzik değil. Bence bunu artık Türkiye'de artık bakanlıklarında, üniversitelerin de artık bu sorumluluğu evet. yerine getirmesi lazım. Evet. Bu tek bir kalan müzik olacak gibi değil. Benim ömrüm yetmez zaten. Çok güzel. Peki sizin aileniz, çocuklarınız bu ürünleriniz, yaptığınız müziği nasıl karşılıyor? Dinliyorlar mı? Birisi Damdöşen'den kızım Helin mezun oldu. Şimdi Sabancı Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okuyor. Oğlum Mehmet Ekin ise St. Joseph'te, lise 1'de. Biraz hani ben televizyona çıktım da mesela seyretmeye çekiniyorum. Böyle utanıyorlar falan. Hani babam falan filan. Böyle şeyleri var. Hani o içine şeyleri gurur duyuyorlar tabii. Çok. Ama bu devam ettirirler mi benden sonra bilemiyorum tabii. Yani bu arkadaşlarına mesela okulda soruyor. Gazetede benim resmimi görüyor. Veya şey. Aa senin baban çok meşhurmuş falan filan. Diyor yani ne yapayım. Evet. Hani öyle bunun havasını atan biz tipten insanlar değiller. Evet. Hemen üstünü kapatmaya çalışıyoruz. Evet. Siz de öyle çok mütevazısınız. Peki sizin bir fabrikanız var. Fabrikada çok farklı ürünleriniz var. Bu ürünlerinizden işte ilk önce hangi ürünle başladınız? Hangisini çıkardınız? İlk göz ağrınız hangisi? Ondan sonra hangileri? Şöyle şu masanın böyle sehpalarımızın sağından solundan bize mesela şurada bir Karadeniz'e kalan. Karadeniz. Enteresandır. Evet. Bu senenin 2013'ün en çok satan albümlerinden bir tanesi oradan derlediğimiz kayıtları Karadeniz'in şimdiki müzisyen gençlerine okuttuk. Ve bunları dizilere veriyoruz. Dizilerde. Bütün şarkılar burada tabii çok mesela ATV ile de biz Hatırla Sevgili, Elveda Rumeli yapmıştık. Rumeli türkülerinde patlama olmuştu. Evet. Yani ATV ile bir ortak prodüksiyonumuz vardı. Evet. Bu dizi müziklerinde. Çünkü biz bu arada da şey yaptık. Müzik sektöründeki satışlarda azalma olunca 3 tane stüdyo kurduk. Bunların 2 tanesi sırf dizi müziği ve film müziği yapıyor. Bize bağlı müzisyenler. Şimdi Karadeniz'den sonra Alevilerde kalan yapıyoruz. Rumeli'de kalan. Bunlar sizin çocuklarınız. Yani bunlar sizin evlatlarınız gibi. Bu isimleri siz mi veriyorsunuz bunlara? Evet. Yani sanatçıyla oturuyoruz, toplantımızı yapıyoruz. Mesela Yansımalar. Biz ilk albümlerimizde gruptur kalan müziği kurduğumuzda ney sesini, ney ve gitarın uyumu ve diğer enstrümanın uyumu o kadar hoş oldu ki enstrümantal müziğin bu kadar çok satması yansımalarla. Çünkü Türkiye'de enstrümantal müziğin satılmayacağı düşünülürdü. Sözsüz müziğin. Bu algıyı kıran grup Yansımalardır. Evet. Veya Cihat Aşkı'nın minyatürleridir klasiklerde. Evet. Çok ciddi bir rakamlardır. Evet. Ya Türkiye'deki bütün müzik anlayışını o anlamda değiştirdik. Veya kalite olarak da o konuda mütevazı değilim. Sunumlar, kitapçıklar, fotoğraflar. Binlerce fotoğraf kazandırdık şeye. İşte mesela Mübadele şarkılar olsun. Evet. Buradan göç eden. Burada aynı zamanda fotoğraflar İstanbul'da da var değil mi? Tabii. Benim Türk müziğinde mesela Nezen Tefik'in hiç bilinmeyen fotoğrafları. Bizim hafızların, gazelhanlarımızın hiç bilinmeyen fotoğrafları. Biz aynı zamanda bu CD'leri çıkarken yanında kitapçık veriyoruz. Yayınlanmamış hiç fotoğraflar. İnanılmaz bilgiler. Yani kültür hizmeti yapıyoruz aynı zamanda. 700 tane ürün, 700 tane değişik ürün değil mi bunlar hepsi? 700 tane. Yani Türkiye'de
dünyada bu kadar repertuara sahip, yani Sony, Decca, böyle üniversite stüdyolarında vardır ama onun da yüzlerce prodüksiyon, evet, prodüktörü var. İşte Itribah aynı dönem yaşamışlar. Bach da hatta Ermeniler John Sebastian Bach der, Sivaslıdır derler. Evet. Sivas'ın eski adı olduğundan dolayı Sivaslı oldu. Evet. O dönem birbirlerinden etkilendiklerini düşünüyorlar. Şeyde de son dönemde de ben uzun yıllar Hollanda'da kaldım. Hı. Tabii mesela işte Köln Filarmoni Orkestrası ile Berlin Filarmoni Orkestrası ve bizim klasik gruplar yani Avrupa'nın değişik yerlerinde çok sık sık şey, konserler. Müzik evrensel. Bunun konserleri de, evet, çok enteresan oluyor. Evet. Çünkü çok önemli bir müzisyenlere çaldırdık. Evet. Kardeşlikler dünyanın her yerinde artık konserler veriyor. Avrupa'nın en iyi konser salonlarında. Kardeş Türküleri yine sizin derlediniz. Nasıl derliyorsunuz bunları? Yok, yani sizin bir araştırma ekibiniz mi var siz? Efendim? Yani bir yerden işaret mi alıyorsunuz? Gelin işte Hasan Bey, şurada bir maden var. Gelin işte oraya gidelim. O madende şöyle şöyle madenler var. Nasıl oluyor, sizin bir araştırma ekibiniz mi var? Danışmanlarınız mı var? Nasıl çalışıyorsunuz? Bir yetenek olduğunda mutlaka bir şekilde ulaşıyor bana. Gidip izliyorum, dinliyorum. Mesela Kardeş Türküler üniversiteli bir gruptu Boğaziçi'nde. Sadece üniversitede konserler veriyordu. Ben, evet, onları aldım. Artık bunları okuyacaksınız. Altyapılar şöyle. Olanakları veriyorsun. ve diyorsun ki sizi açık havaya çıkarıyorum. Onlara bir artık bir şey buluyorsunuz. Ve artık dünya çapında oluyor. Mesela Aynur vardır. İlk Keçekur'dan diye bir şeyini yapmıştık, albümünü. Dünyanın en büyük salonlarında konserler veriyor hala. Bizim İnce Saz grubu öyle, Yansımalı grubu dünyanın her yerinde konserlere gidiyor. Evet. Erkan Oğur, dünya çapında bir sanatçımız. Perdesiz gitarın mucididir aynı zamanda. Çok iyi, evet, kopuşçalar. Bu Osmanlı marşları içerisinde bunlar mehter marşları mı? Hayır, o dönemin mehter marşları değil bu. Gerçek Osmanlı marşları. Osmanlı marşları deyince mehter akla geliyor. Mehter marşı bir iki tane var ama o dönemin marşları çok değişik. Sanat müziği formunda. Sözleri çok enteresan, değişik. Orada bütün bilgileri vermişiz, fotoğrafları. İlk o dönemin bando fotoğrafları. Evet. Gün içine çıkardığımız bir sürü o tarz fotoğraflar var ve kayıtlar var. Şunların hepsi mesela bu Yezidiler. Evet. Veya Anadolu Yahudi şarkıları. İsrail, evet, nasıl böyle bir şey olabilir diye, nasıl biz yapıyoruz, Türkler nasıl böyle bir şey yapabilir diye. Evet. Bunu şu anda üniversitelerinde okutuyorlar. Biz İşte Afrika'daki bütün kütüphanelerde bizim çıkardığımız Yorgo Bacanos vardır. Ud'da, evet, çalım tekniğinde İstanbul'un en iyi uççusu. Evet. Bizim çıkardığımız Yorgo Bacanos kayıtları şu anda Kuzey Afrika ve Arap konservatuarlarında, Avrupa'nın bazı konservatuarlarında çalım tekniği ders olarak şey yapılıyor. Bu kayıtları biz ortaya çıkardık. Evet. Gazelhanlar. Gazelhanlar. Şimdi mesela normal hayatında çok fazla bilinmemiş, o dönemde belki teknik imkanlardan ötürü çok fazla bilinememiş ama sizin böyle piyasaya sürdüğünüz gerçekten çok ünlü sesler var mı, sanatçılar var mı? İşte yani Gazelhanlar gibi işte. Emin olun, o Hafız Yaşar'ı çıkardığımızda herkes Hafız Burhan'ı bilirdi. Halbuki Hafız Burhan biraz daha popüler ama Hafız Aşir, Hafız Sami, evet, Hafız Kemal, bunlar ses olarak çok daha iyiler. Mükemmeller. Yani evet. Çünkü onları kimse o bantlarını alıp günümüzde şeye aktarmamış. Biz bunların algılarını değiştirdik. Ya bunlar da varmış. Mesela Urfa müziği deyince, evet, Bakırcı, Tenekeci, Mahmut Aktı. Hayır, halbuki Kel Hamza, o kim Tahir? Bekçi Bakır. Urfa müzik folklorunun, kültürünün en önemli insanlarıdır. Herkes bu üç adamdan beslenmiştir. Mesela Kazancı Bedih bunların yanında daha çırak. Çünkü bunlar olduğunda Kazancı Bedih daha çocuk. Sıra gecelerinin aslında, evet, bunlar mucitleri bu, değil, evet, mi? Yani bunlardan Urfa'nın da biliyorsunuz çok önemli sesler çıkıyor. Bu işin pirleri bunlardır. İbrahim Tatlıses'in de kaynak. İbrahim Tatlıses'in okuduğu ilk türkülerin hepsi bunlara aittir.
Demek ki o zaman Urfa'nın ünlü türkücüleri de, Nuri Sesi Güzeller de, hepsi İbrahim, bu üçünden, bu kaynaktan beslenmiştir, evet. Değil mi? Çok bir güzel. De oraya bir Tenekeci Mahmut ekleyeceğiz. O ayrı çıktı bizde. Tamamen bu 3-4 insandan Urfa folkloru bunlardan sorulur. Evet. Yani genelde böyle bir seriye başladığınız zaman hemen o seriye işte şunu yapıyoruz, arkasından şu gelecek, bu gelecek falan diye şey yapıyor musunuz? Yoksa başlıyorsunuz ne zaman denk gelirse falan. Şimdi mesela Harput geleneğiyle ilgili o Aşık Sıtkı, Kore Memo dediğimiz hiç bilinmeyen kayıtları şimdi temizleniyor. Şimdi Harput, Elazığ folkloru dediğimizde şimdi bunlar hiç bilinmiyordu, şimdi bunlar çıkacak. O döneme ait ne kadar bant varsa biz bunların hepsini topladık. Veya plaklar veya mum plaklar. Hepsi şimdi dijitale aktarılıyor. Yani bizim şu anda çıkardıklarımız Iceberg'in görünen yüzü. Evet. O yani inanılmaz bir arşiv var. Ve bu müzikal zenginliği bu yeni kuşaklar bunlardan öğrenecek. Evet. Bu internetten mi internetten değil. Çünkü bizim yaptığımız şeyleri... Sonra yüklüyorlar o fotoğrafları. Daha evet. Bizim yayınlamadığımız yüzlerce fotoğraf var piyasada. Gerçekten siz aslında işte araştırmalarınızla tozlu rafların arasında belki de işte bu bit pazarlarında sağdan soldan böyle çok tesadüf, çok tevafuk karşılaşıp onlara yeniden hayat veriyorsunuz. Yeniden besteliyorsunuz. Yeni bir can veriyorsunuz, ruh veriyorsunuz. O madenlere... Deyim yerindeyse o madenlere yeniden şekil verip onları gerçekten böyle pırlanta dükkanlarında satmak, işte insanlığa sunmak, musiki dünyasına sunmak nasıl bir duygu size göre? Şöyle söyleyeyim, bakın ben Avrupa'da ev ev dolaştım, Almanya'da, Amsterdam'da. Bizim Anadolu aşıkları, ozanları evet. Zaman zaman Almanya'ya geliyorlar. Ev ortamlarında çalıp söylüyorlar. Avrupa'ya göç eden Alman işçilerimiz Grundig teyplerle, Philips teyplerle tanışıyor. Evet. Türkiye'ye geldiklerinde bu teypleri getirip annesinin babasının kayıtlarını veya köydeki en iyi sesin kayıtlarını almaya başlıyor. Evet. Ve yani bir örnekleme şöyle olacak. Biz bu kayıtları geldim ben ev ev topladım Anadolu'da da bu makara teypleri. Bazı insanlar geliyor, babasının veya dedesini hiç bilmiyor sesini. Veya hatıralarını da çünkü bu bantlardan anlatıldığı için. Hala bize gelip annesinin, babasının veya dedesinin kayıtlarını bizden alan insanlar var. Çok güzel. Veya fotoğrafını. Yani sadece çıkarmak değil. Yani işitsel hafıza, görsel hafıza. Bunların hepsine o kadar hizmet etmek o kadar büyük gurur verici bir şey ki. Yani... Yani geçenlerde çünkü işte Antepli Hasan Hüseyin'in kaydını bir torununa verdim. İlk defa dinliyor. Yani çok şey duymuş ama şimdiye kadar veya fotoğrafını ilk defa bizde görüyor. Mesela enteresan bunlar. Siz misyoner misiniz? Türk müziğinin misyoneri diyebiliriz. Anadolu'nun evet. Anadolu'nun sesin ve müziğin misyoneri diyorlar senin için. Gerçekten yani çok hoş hakikaten. Peki Türkiye'de okunan müziklerdeki sizin payınız nedir? Kalan müzik olarak. Enteresan bir şey söyleyeyim. Türkiye'de biz her zaman bu arşiv serisini yapmamıza rağmen ilk başta da yaptım da deli diyorlardı. Hani bu batıp gidecek. Evet. İlk benim ilk dönem röportajlarımda hep böyle bu herif batacak. Vay böyle. Biz son 10 yıldır 21. yılımızdayız. Türkiye'de en çok CD satan bu çalan ne diye çünkü herkes evet. Böyle meşhur etti bizi. Evet. Ve Türkiye'de ilk 5-6'da olduk en çok satanlar arasında. Evet. Şöyle söyleyeyim. Fısıltı şeklinde bizimkisi hep oldu. Evet. Kalan müzikte şu çıktı, şöyle yeni bir şarkı çıktı, şöyle bir yeni bir müzik çıktı. Sadece arşiv serisi değil. Bu çalan, evet bu çalan. Çünkü sokak yayınıyla biz o kadar düzenlemelerde bu Kardeş Şükre'de olsun, yansımalarda olsun, popüler günümüz sanatçılarından bahsediyorum. O kadar çok şey yaptık ki insanlara enteresan geldi ve bu çalan ne diye CD'ler de yaptık. Bu ve sokaktan gelen ses mi bu çalan ne? Sokaktan gelen ses mi size? Evet. Bu sizin yani koyduğunuz bir isim değil bu. Yok şöyle...
Mesela İstiklal Caddesi'ndeki bütün müzik marketler Kalan müzik hayranıdır. Çünkü ilk Kalan'ın bir şey çıktığında sokağa yayın yaparlar. Çünkü bilirler ki, çünkü televizyonda veya radyoda görmedikleri, kliplerde görmediği bir müzik sound'u vardır. Hı. Enteresan geliyor, bu müzik nedir diye soruyor. Bu çalan ne? Bu çalan ne? O Kalan müzik böyle meşhur oldu. Veya Ankara'da, Kızılay'ın orada bütün müzik marketlere şimdi de gitseniz hep Kalan müziğin CD'leri çalar. Biz böyle meşhur olduk. Çok güzel, çok hoş. Gerçekten çok hoş. Aşık Veysel, evet. Anadolu'nun gerçekten efsane sesi, evet. Merhum Aşık Veysel. Türkü deyince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi. Aşık deyince akla ilk gelen, Ozan deyince akla ilk gelen isimlerden bir tanesi. Evet. Hakikaten bir ara kızıyla işte program yapma imkanı bulmuştum. Bir giderdi babam diyor. İşte göz görmüyor ama bir gurbete bir giderdi. 8 ay sonra, 7 ay sonra gelirdi merhum. Evet, mekanı cennet olsun. Evet. Gerçekten güzel bir aşık, güzel yani bir olsun. Evet. Güzel de bir haber verelim. Usta Malı okuduğu 7 saatlik bir bant bulduk yeni. Hiç bilinmeyen. Yani bir Aşk Veysel, bilinmeyen kayıtları yolda. Evet. Yani kendi yaptıkları değil, evet. Usta Malı ilk dönem okudukları şeylerde tesadüfi bir depoda çıktı. Evet. Temiz de çıktı bantlar. Böyle evet. Bir şey çıkacak. Benim sadık yarim Kara Toprak dedi, evet. Ve oraya gitti. Evet, mekanı cennet olsun inşallah. Peki, çok güzel gerçekten, hakikaten böyle Anadolu müzikleri arasında... Siz bir ara aslında etnik müzik yapıyorsunuz diye de çok eleştirilmiştiniz değil mi? Etnik. Kaç dilde müziğiniz var sizin Osmanlı coğrafyasına ait o derin kültürden? Kaç tane, kaç dilde müzik kazandırdınız kültürümüze? Abi, hiç öyle bir sıralama yapmadım ama mesela şu anda Osmanlı döneminde Makedonya'dan bir Makedonların Kırşehir'de bir bölgeye yerleştirilmiş. Hı hı. Buradan da bir köy olduğu gibi mesela iki kültürlerden Makedon müziği yapacağız. Zazaları yaptık, Lazları yaptık. Trabzon bölgesi Pontus müziğini yaptık. Rum müziğini, ilk dönem Rum müziği. Yunanlar o dili anlamaz mesela. Yunanistan'a götürün, aynı en eski Bizans dili diyorlar. Evet. Hala öyle köyler var. Anadolu çingenelerini yaptık. Çingene dili artık kayboldu neredeyse. Kimse evet. Konuşmuyor. Nasıl söyleyeyim size, Anadolu Rumlarının şarkılar yaptık, bu mübadele şarkılarını. Yezidiler, Süryaniler. Süryanileri yaptığımızda emin olun biz Süryaniler Türkiye'dekiler o kadar çok çekindiler ki biz Avrupa'ya göç etmişlerden kayıtlar yaparak şey yaptık. Sonradan da ay siz ne güzel şeyler yaptınız diye. Yani bu aynı zamanda bizim yaptığımız şeyler emin olun Türkiye'de bu tarz kültürlerin kitapların çıkmasına da vesile oldu. Evet. Önünü açmış oldu. Evet. Çünkü hep kitaplı verdiğimiz için. Peki Kalan Müziği ilk kurduğunuz zaman, 90'lı yılların başında ilk kurduğunuz zaman hedeflediğiniz noktaya geldiniz mi, gelebildiniz mi? Vallahi benim Milliyet Sanat'ta bir röportajım vardır. Kalan Müziği kurulduktan 3 yıl sonra. Evet. Türkiye'nin kültür anlamında çok büyük bir müzik şirketi olacak. Çünkü şu arşiv serilerini yapacağım, şunları yapacağım. Aynen söylediğim vardır, kayıtlar da vardır. Çünkü ben bir şeye böyle bir azmettim mi kurtuluşu yoktur. Ne diyorsam da aynen böyle o dönem söylemişim. Yani bu geleceği görerek ben bunları yapacağım ve dediğim çıkmıştır. Kafanızda planladığınız noktada mısınız şu an? Daha iyi olabilirdi. Telif hakları, yasaları iyi olsaydı. İnşallah. Ama emin olun 700'e yakın albüm yapmak... Yani böyle bir yanda çok zor yani evet. Nasıl söyleyeyim size. Ama daha inanılmaz şeyler var yolda. Evet. İnşallah. Kültüre kazandıracağımız. Peki biz bu musiki yolculuğunda size başarılar diliyoruz. Gerçekten güzel bir yolculuk aslında. Çok keyifli bir yolculuk. Çok farklı ritimler, çok farklı sesler. Farklı coğrafyalardan ama aslında bizi biz yapan... Bu değerlerin, musikileri, müzikleri son olarak özellikle dünyanın çok farklı coğrafyalarında izleniyoruz şu an. İşte Amerika'da, Afrika'da, Avrupa'da. Son olarak bizi izleyen seyircilerimize neler söylemek istersiniz?
Valla Avrupa'da yaşayan, dünyanın her yerinde yaşayan, çünkü artık Türkler her yerde diyorum, ne hangi ülkeye gitsem mutlaka hiç alakasız yerde bile mutlaka karşılaşıyoruz. Hiç inanılmaz bir, her şeye rağmen inanılmaz bir ülkenin vatandaşlarılar, mensubular. Bununla gurur duymaları lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben gönlünüze teşekkür sağlık, ayaklarınıza sağlık. Sağdınız. Çok sağ olun. Benim. Sevgili seyirciler, Türk Şövalyeleri ayrılan süre burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla birlikte hepinize sağlık, huzur, barış dolu, sevgi dolu, güzel bir yıl diliyorum. Esen kalınız.